Cep telefonu kullanıcı tarafından çıkartılabilen tüm parçaları çıkartılarak içten dışa doğru temizlenir. Şimdi telefonu nasıl temizleyeceğimize birlikte bakalım. Telefonun çıkartılabilen tüm parçalarını çıkartıyoruz. Telefonumuzun tüm parçalarını çıkardıktan sonra yumuşak uçlu bir diş fırçasıyla detay bölümlerini temizliyoruz. Özellikle mikrofon bölümünün tozlanması sizin ses iletişiminize zarar vermektedir. Bu kısmı da dikkatlice temizlerseniz iyi olacaktır. Kameranın yan kısımları, flaşın yan kısımları sizin kamerayla çektiğiniz görüntülerdeki görselliği arttıracaktır. Bataryanın bataryayla temas ettiği noktaları da temizlemeniz kolay iletişim açısından faydalı olacaktır. Diş fırçanız mevcut değilse kulak temizleme çöpüyle yine aynı şekilde ulaşamadığınız noktaları temizleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra parçaları takıp kasanın dışından temizlemeye devam edeceğiz. Yine kalan diğer detay bölümleri de diş fırçamızla temizliyoruz. Telefonumuzun kasasını mikrofiber bezle siliyoruz. En sonunda ekranını tekrardan mikrofiber bezle silerek temizliğimizi bitiriyoruz. Özel solüsyonları kullanırken de cihazımı üzerine sıkmıyoruz. Bezin üzerine sıkarak bezle birlikte silim yapıyoruz. Bu solüsyonlar kir ve tozu önlemenin dışında bakterileri de yok ederek sağlıklı bir kullanım sunuyorlar. Islak bezle sildikten sonra da kuru bir bezle de en son nemini alabiliriz. Telefonun aşırı tozlanması, cihazınızın bazı özelliklerinin kullanılmasına engel olabilir. Bunun için düzenli olarak temizlik yapılması uzun bir kullanım süresi için iyi olacaktır.